Herkese merhabalar. Filmsler konusuyla Türk yolculuğumuza devam ediyoruz hocam. Hocam filmse yapabilecek miyim anlamıyorum bir türlü çok hocam. Çok basit bir konu. Hiç endişelenmene gerek yok. Dikkatli bir şekilde dinlersen isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil ve filmse nasıl buluruz sana çok güzel bir şekilde anlatacağım. Yeter ki arkana yaslan, kemerini bağla ve dikkatli bir şekilde beni dinle Tonguç. Dinliyorum hocam. Şimdi birincisi filmse nedir? Önce şunu bilmen lazım. Hani bir tren vardır. Trenin mutlaka bir lokomotif vardır. Lokomotif olmazsa tren gidemez öyle değil mi? Evet hocam. Bu vagonlar tek başına hareket edemez. Ama şu vagon olmasa tren gider. Şu vagon olmasa gider. Hatta bu vagonların hiçbiri olmasa bile sadece lokomotif olsa bile tren gider. Dolayısıyla cümlelerin de gitmesini sağlayan, oluşmasını sağlayan yüklemler vardır. Eve gelirken 2 kilo domates. Böyle bir cümle olmaz. Cümle olur bitmiyor. Hocam. Bu trenin lokomotifi yok. Bir sürü vagon var ama aldım. Aldım deyince, getirdim deyince, satın aldım deyince cümle bitiyor. İşte bu turuncuyla yazdığım kısım aynı trenin lokomotifi gibi, bak buraya lokomotif yazıyorum. Aynı trenin lokomotifi gibi cümlenin yüklemidir. Dolayısıyla sen öncelikle cümlelerde yüklemi bilmelisin. Yani cümlenin en önemli kelimesini bilmelisin. Bildikten sonra cümlenin yüklemini kapatacaksın ve geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılanlara bakacaksın. Domates mame ile olumsuz yapılır mı? Domates. Olmuyor. Kilo? Olmuyor. İki? Olmuyor. İki milo. Gelirken? Gelmezken. Hah işte gelirken gelmezken diyebildiğine göre bu kelime filmsir Tonguç'um. Yani yüklemi bul, kapat, geriye kalanlardan bu kadar basit mi hocam? Bu kadar basit Tonguç'um. Ama hocam şöyle bir tanımı var, ben hiçbir şey anlamadım tanımından. Bazen tanımlar kafayı karıştırır. Der ki fiillerden türeyerek cümle içinde isim sıfat zamir zarf olarak kullanılan sözcükler filmsir. Tamam güzel tanımı yapmışsın ama ben nasıl bulacağım diyorsun değil mi? İşte filmsi bulma yöntemi bu. Yüklemi kapat, geriye kalan kelimelerden mame ile olumsuz yapılabilen gelirken gelmezken diyebildiğin cümle, bak mame ile olumsuz yaptım. Gelmezken diyebildiğin kelime filmsir Tonguç'um. Bak şimdi. Burada trenimiz uçuşa geçti şimdi. Gerek yok. Bak şimdi. Ayşe parka gitti. Ne yaptık? Bu cümlenin yüklemi yani lokomotifine? Gitti. Gittiği kapattım. Burada filmsi var mı? Ayşe mi park mı? Olmuyor. O zaman olmuyor. Burada filmsi yok. Ayşe parka koşarak gitti. Gittiği kapattım. Burada filmsi var mı? Ayşe mi park mı koşmayarak? Evet bak. Burada filmsi yoktu. Buraya hemen çarpımızı attım. Ama burada koşarak koşmayarak diyebildiğimiz için filmsimiz var. Şimdi. Şu cümleye dikkat et Tonguç. Birazcık zor bir cümleye geçiyorum artık. Sen zeki olduğun için. Şimdi Ayşe parka gitti arkadaşlar oynadım. Bu cümlede oyna diye yüklem dedin. Bunu dikdörtgen için aldın. Geriye kalanlardan gitti gitmedi diye filmsi. Gitti gitmedi. Buna filmsi diyemezsin. Niye biliyor musun Tonguç'um? Bu cümlenin iki tane yüklem var. Bak gitti de tek başına cümleye olabiliyor. Yani Ayşe parka gitti dersen gitti bir ifade oluşturuyor. Dolayısıyla ama Ayşe parka... İki tane arka arkaya. İki tane burada yüklem var. Dolayısıyla iki tane yüklem olduğu için burada dikkatli olacaksın. Mesela Ayşe parka koşarak. Böyle bir cümle oluşmaz. Ayşe parka gitti, böyle bir cümle oluşur. Demek ki burada iki tane esasında ciddi bir yüklem var. Bunlara dikkat çek. Sıralı cümle. Sıralı cümle, harikasın. Fakat bunu şöyle söyleyeyim sana Tonguç'um. Genellikle sınavlarda böyle cümleleri vermezler de sana şöyle bir cümle verirler. Der ki burada filmsi var mı, burada filmsi yok mu derler. Birazcık uzatırlar. Hiç endişelenmene gerek yok. Lokomotifi bul ve kaç. Bak şimdi, öğretmen sınıfa girdi, öğrencileri selamladı. Selamladı birinci yüklemimiz, girdi ikinci yüklemimiz. Burada iki tane yüklem var. Bunlara birden fazla yüklemli cümle diyeceğiz. Bunu da öğreneceğiz. İkinci dönem öğreneceğiz. Ama öğretmen sınıfa girip öğrencileri selamla dediğin zaman bu ikisi arasındaki farkı görebilmelisin. Selamladı yüklemimiz, eyvallah lokomotifimiz. Bunu kapattık. Öğretmen sınıfa girip girmeyi fiilimsimiz. Burayı bitirdik. Peki bununla bunun arasındaki fark ne? Hocam bu bir bağ fiil yani zarf fiil cümleyi bağlıyor. Ama bu ise bir yüklem. Öğretmen sınıfa girdi diyorsun cümle bitiyor. Öğretmen sınıfa girip... Bitmez cümle. Bitmiyor. İşte bu filmsi oluyor. Bu cümleyi bitiremiyor Tonguç'um. Mesela şurada filmsi bulalım. Bak sana zor bir soru soruyorum. Bundan daha zor da çıkmaz. Der ki buradaki filmsleri bulun sonra da kaçın der. Şimdi öncelikle ne yapıyorduk? Yüklemi buluyorduk. Yani düştüm. Bak lokomotifler güzel ama ben vagonu bulmam. Vagonlar güzel ama ben lokomotifi bulmam gerekiyor diyordun. Şimdi düştüm hemen dikdörtgen içine aldın veya kapattın. Önümden olmuyor. Koşarak koşmayarak. Koşmayarak. Uzaklaşan. Uzaklaşmayan. Hırsızlar olmaz. Hırsızmaları. Olmaz. Yakalamak yakalamamak. Yakalamamak. İsterken istemezken. Ayağım olmaz. Takılarak takılmayarak. Oha bir sürü var hocam. Bir sürü de olabilir. Bazen az önceki örnekte olduğu gibi hiç olmayabilir. Bazen bir cümlede 5 tane olabiliyor mu hocam? Bir cümlede 89 tane bile olabilir. 189 tane bile olabilir. Bak burada yoktu. Burada bir taneydi. Burada yoktu. Burada ise 5 tane var. Niye? Koşarak koşmayarak, uzaklaşan uzaklaşmayan, yakalamak yakalamamak, isterken istemezken, takılarak takılmayarak. Düştüm düşmedim onu diyemezsin. O zaten yüklem. Apayrı mesela onu kapat geçsin. O ayrı bir şey. Dolayısıyla sen yüklemi buluyorsun ve geriye kalanlardan filmlere bakıyorsun. Bak sana daha önemli bir örnek vereyim sana Tonguç'um. Mesela şöyle göstereyim. Şurada boş bir sayfa bulalım. Boş sayfamız var mı? Ha. Bak burada boş sayfada göstereyim. Bak şimdi. Dersi dinleyen öğrencilerin hepsi
dikkatliydi diyelim. Bak şimdi bu cümlenin yüklemine... Hepsi dangozdu. Hayır, dikkatliydi. Şimdi bak sen dangoz olabilirsin ama biz dikkatli bir şekilde dinliyoruz. Aramızda dangozlar da olabilir, sen de olabilirsin. Dersi bak, dersmesi. Bak şimdi bak. Öncelikle bu cümlenin yüklemine. Bu cümlenin lokatifine dikkatliydi. Bak dikkatliydi mameki falan almıyor. Fiil falan değil yani. Bunu 7. sınıfta öğrendin. Dikkatliydi yüklem. Dikkatliydi lokomotif. Geriye kalanlardan dinleyen dinlemeyen fiilimsi. Yani sen bunun mame alması önemli değil. Sen yüklemi bulacaksın en önemli kelimeyi. Sonra geriye kalan kelimelerden mame ekalarına bakacaksın. Dolayısıyla yüklem ayrı bir şey. Fiil ayrı bir şey. Onları unut. Onlar 7. sınıfta. Şimdi birazdan bunlarla alakalı farkı da göstereceğim sana. İşte burada geldi. Sen 7. sınıfta Tonguç'um geçen sene çekimli fiil diye bir şey öğrenmişsin. Diyordu ki çekimli fiil. Çekimli fiil fiildir. Haber kipleri vardır. Dil ekipleri vardır. Kılıç durumu. Bak ya bunların ne olduğunu sana göstereyim. Öğrenciler dışarı diye bir cümle olmaz. Sen buraya çıkıyor demiştin. Bu şimdiki zamanda çekimlenmiş bir fiildi. Öğrenciler dışarı çıktı. Görülen geçmiş zaman. Öğrenciler dışarı çıkmış. Duyulan geçmiş zaman. Öğrenciler dışarı çıkacak. Gelecek zaman. Öğrenciler dışarı çıkar. Geniş zaman. Öğrenciler dışarı çıkmalı. Gereklilik kipi. Öğrenciler dışarı çıksın. Emir kipi. Öğrenciler dışarı işlerin çıksa şart kipi. Öğrenciler dışarı ne olabilir mesela? Çıkınız yine emir kipi. Bunların sonu hep nokta veya ünlem koyuyoruz. Niye? Cümle bitiyor. Öğrenciler dışarı çıkıyor. Nokta. Öğrenciler dışarı çıktı. Nokta. Çıkmış. Çıkacak. Çıkar. Bunlar cümleyi bitirebilen fiiller. Bunlar son derece karizmatik ve çok önemli kelimeler. Bunlar yargıyı tam anlamıyla bitiriyor ve haber veya dil ekipleriyle çekimleniyor. Bunlar 7. sınıfta. Bunları unut. Daha doğrusu unutma çünkü 8. sınıfta burada fiilimsiyle karşılaştırabilirler. Şimdi fiilimsiyle karıştırma diye unut dedim. Şimdi gelelim fiilimsiye. Bak şimdi. Öğrenciler dışarı çıkarken. Bak. Çıkarken çıkmazken. Fiilimsi ama bitmiyor cümle. Öğrenciler dışarı çıkarken. Ne oldu? Öğrenciler dışarı çıkıp. Öğrenciler dışarı çıkıp. Öğrenciler dışarı çıkmadan. Öğrenciler dışarı çıkarak. Öğrenciler dışarı çıkalı. Cümle bitmiyor hocam. Cümle bitmiyor. İşte bunlar fiilimsi. Bunlar da mame eki alıyor. Bunlar da mame eki alıyor. Ama bunlar cümleyi bitiremiyor. Bunlar ise cümleyi bitirebiliyor. Dolayısıyla dikkatli olacaksın. Bu fiilimsi. Bu fiilimsi değil demeyeceksin. Diyeceksin kardeşim bu fiil cümlenin sonunda genellikle ve bir yargı oluşturabiliyor. Cümlenin sonunu bitiriyor. Bunlar ise böyle çıkarken çıkalı. Mesela öğrenciler dışarı ne olsun mesela? Çıktığında, öğrenciler dışarı çıktığında veya öğrenciler dışarı çıka yoruldu veya da öğrenciler dışarı çıkarken mesela öğrenciler dışarı çıkarken bunlar zarf fiil olabilir, sıfat fiil olabilir, isim fiil olabilir. Bunların çeşitlerini bilmeden önce şunu bilmelisin. Bunlar fiildir, bunlar ise fiilimsidir. Hatta sana şöyle bir örnek daha vereyim Tonguç'um. Buraya dikkat et. Mesela geldim eve koşarak. Şimdi sen bak böyle. Bu biraz zorlaştırdı. Koşarak yüklem. Geldim fiilimsi. Demeyeceksin. Sen zekisin. Bir kere bu cümleyi anlamlarla getireceksin. Bu cümlede olmazsa olmaz olan kelime geldim sözcüğü. Bak koşarak kapatıyorum. Eve geldim diyebiliyorsun. Ama geldi mi kapatıyorsun eve koşarak. Olmaz hocam. Eve koşarak cümleyi bitirmiyor. Demek ki bu yüklem değil. Demek ki bu lokomotif değil. Bu ezik bir kelime. Boş lokomotivi bir kelime. Lokomotivi tersten takmışlar. Aynen lokomotivi ters takmışlar. Ne yapıyorsunuz siz sevgili makinistler? Bizi kandırmaya mı çalışıyorsunuz? Hayır kandıramazsınız. Çocuk mu kandırıyorsunuz? Kim var karşınıza? Eve koşarak geldim diyorsun. Bak bunu dikdörtgen için alıyorsun. Buna yani yüklem diyorsun. Çekimli fiil falan filan. Sonra diyorsun koşarak koşmayarak buna fiilimsi diyorsun. Bu çıkabilecek zor bir örnek için gösterdim. Yani sana böyle katakulli yapabilirler. Hiçbir şekilde gaza gelmeyeceksin. Şimdi o zaman fiilimsilere başlıyoruz. Artık takdirler... Hala başlamadık mı hocam? Şimdi başlıyoruz. Neden başlıyoruz diyorum? Çünkü Tonguç'un artık böyle detaylarına giriyoruz. Şu anda anladık nasıl bulacağımızı biliyoruz. Ama şimdi detaylarına girip konuyu normal bir şekilde öğretmeye başlıyorum sana. Yani bu kadar öğrendiğimiz boşuna mı gitti hocam? Hayır. Şimdi esas daha hızlı öğreneceksin. Fiillerden türeyerek cümle içinde artık tanım veriyorum sana. Cümle içinde isim, sıfat ya da zarf görevinde kullanılan sözcüklere biz fiilimsi. Hiçbir şey anlamadım. Tanımı anlamana gerek yok. Zaten sen fiilimsiyi bulmayı biliyordun. Ne yapıyordun? Öncelikle yüklemi buluyordun. Sonra geriye kalanlardan mameki alanlara bakıyordun. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil bunların adları var. Ad eylem, Ortaç ya da... Serdar Ortaç. Serdar Ortaç'ı biliyoruz, seviyoruz. Tarkan Tevetoğlu. Ne diyorsun evladım bırak şimdi onları. Ajda Pekkan. Ajda Pekkan'ı çok severim ben. Ben yaşım büyük olduğu için genelde o tarz sanatçıları dinliyorum. Zarf fiile de biz bağ fiil diyebiliyoruz, bağ eylem diyebiliyoruz. Bak şimdi. Eyvah eşeğimi bağlamayı unuttum. Burayı beğenmedin buraya bağlama. Bir saniye Tonguç'um bak şimdi burada çok güzel eşek sesini çok iyi çıkarıyorsun. Tebrik ediyorum seni ama bir şey söyleyeyim. İşte gerçek bir çalışkan öğrencisi. Buna tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Çok çalışıyorum. Çalışan kazanır, elması kızarır ve böyle mö diye ses çıkarır. Tebrik ediyorum. Şimdi eyvah eşeğimi bağlamayı unuttum dediğimizde unuttum kelimesi yüklem. Bunu kapattığımızda cümle oluşmuyor. Eyvah eşeğimi bağlamayı. Böyle bir şey olmaz ki. Eyvah eşeğimi bağlamayı unuttum deyince cümle bitti. Unuttum yüklem. Geriye kalanlardan mameye kalan bağlama sözcüğü fiilimsi. Bağlamayı bağlamamayı diyebilirsin. Ama
Bu fiilimsi olduğunu unutmayacaksın. Buraya baktığımızda burayı beğenmedim. Buraya bağlama dediğinde bak bu bir yüklem. Sen kim oluyorsun? Eşeği ol eşek. Ne diyorsun? Emin veriyorsun. Eşeğe söyledim hocam. Eşeğe söyledin ama bu da ne yapsın? Bak gözleri çok güzel eşek gözlü. Bir diyor ki burayı beğenmedim diyor. Buraya bağlama diyor. Beni başka yere bağla diyor. Bak buradaki beğenmedim ve bağlama sözcükleri birer fiil. Bu fiille bu fiilimsi karıştırmaman lazım Tonguç'um. Peki fiilimsel nasıl bunları bir de cümle içinde taktik olarak göster dersen. Öncelikle yüklemi buluyorsun. Mame eklerine dikkat ediyorsun. Yani olumsuz yapıyorsun. SSA'ya da dikkat etmen lazım Tonguç. SSA'ya dikkatten kastım şu. Hani biz az önce bir şey söylemiştim ya sana. Öğrenciler dışarı çıkıyor. Nokta. Bak cümleyi bitiriyor demiştim. Öğrenciler dışarı çıktı. Nokta demiştim. Ama öğrenciler dışarı çıkarsa dediğin zaman bu da bitiremiyor cümleyi. Öğrenciler dışarı çıkarsa üşürler. Çıkmazsa. Öğrenciler dışarı çıkarsa yorulurlar gibi bir şey oluyor bak. Ama bu da bir fiil bak. Bu da geniş zamanın şartıyla şekillenmiş bir fiil. İşte bir tek bu fiil cümleyi bitiremiyor. Yani genelde cümlelerin hepsi böyle cümleyi bitirebilen ifadeler oluyor. Fiilimsiler bitiremiyor. Bir tek çıkarsa gibi SSA ile çekimlenmiş fiiller biraz kafa karıştırıyor. Dolayısıyla SSA'ya dikkat etmen gerekiyor. Sonra da fiilimsinin türünü buluyorsun. Ne sinsi o SSA var. Aynen yani. Çok sinsi. Fiilimsinin türünü buluyorsun. İsim fiilleri mayışmak ekleriyle, sıfat fiilleri anası mezar dikecekmiş ekleriyle, zarf fiilleri de geriye kalan diğer eklerle buluyorsun. Şimdi gel bakalım buradaki fiilimsileri bulmaya çalışalım. Hava kararınca eşyalarımı toparlayıp falan filan diye gidiyor ama biz önce ne yapıyorduk? Önce yüklemi buluyorduk. Bir, yüklemi bul. İki, geriye kalanlardan mame eki alabilenlere dikkat et diyorduk. SSA'lara dikkat et. Şimdi bak, ayrıldım en önemli kelime. Niye? Çünkü ayrıldımı kapattığımızda cümle oluşmuyor. Bak şimdi, hava kararınca eşyalarımı toparlayıp evdekilere telefonla haber verip akşam yemeğine yetişemeyeceğimi söyleyerek otobüse binmek üzere kütüphaneden. Söyle. Aa, bitmedi valla. Bitmedi. Ayrıldım deyince cümle bitti. Bak şimdi. Ayrıldın tek başına da gidebilir hocam. Bak hepsini atıyorum şimdi. Bunların hepsini atıyorum. Aferin çok zekisin. Ben onu diyecektim. Sen benden ayrıldım bir lokum. Lebi demeden kuru yemiş dedim. Bak şimdi. Kütüphaneden ayrıldım diyebilirsin. Hatta ayrıldım da diyebilirsin. Bak hepsini attım. Ayrıldım tek başına bir ifade. Ayrıldım. Kim? Ben ayrıldım diyebilirsin. Ama ayrıldımı kapattığımızda bunların hepsi bir ayrıldım etmeli. Demek ki en önemli kelime ayrıldım. Onu bulduktan sonra ki bu yüklem çok önemli. Cümle öğeleri konusuna gelince de göstereceğim. Kararınca kararmayınca. Harika bir zekaya sahip. Eşyalar mı eşya mı almaları mı? Saçmaladın Tonguç. Toparlayıp toparlamayıp, haber verip vermeyip, yetişemeyeceğimi yetişebileceğimi söyleyerek söylemeyerek. Yemeği de yememeyi de. Olmuyor. Binmek binmemek. Otobüsün mü? Otobüsün. Dur kafayı yeme Tonguç'um sakin ol. Bak yemeğine yememeyine derken birazcık heyecanlandın ama olmayınca da vazgeçtin. İşte bu eskiden filmsiyken kalıplaşmış isim olmuş çocuk. Eğer Mame'yi alsaydı gel diyecektik. Seni de alalım aramıza. Ama alamadı Mame'yi o zaman hadi bakalım bizimle değilsin çık dedik. Kararınca kararmayınca toparlayıp toparlamayıp verip vermeyip binmek binmemek diyebiliyoruz. Bak buradaki mekle buradaki mek aynı ekti ama artık kalıplaşmış bir isim oldu. Vay be burada 6 tane var hocam. Aynen bitmedi var. Şimdi gel bakalım bir tane soruya. Bu sınavlarda çıkmış bir gerçek soru. Bu şekilde soruyorlar. Ama birazdan biz yenisi soruyla çözeceğiz. Yenisi soru ne hocam? Diye bir ikisine yenisi sorular çok lokum Tonguç. Ne yapıyorlar biliyor musun? Kendi kendine niye soru soruyorsunuz hocam? Bir saniye Tonguç'um. Yenisi nasıl hocam nedir o? Yenisi evet. Tonguç şu anda bir sıkıntı yaşıyor arkadaşlar. Yardımlarınızı bekliyoruz. Şimdi bak yenisi soru ne biliyor musun? Esasında yenisi lokum demek. Niye? Burada üstüne tanımını veriyor. Filmsiler bıdı bıdı bıdıdır. Filmsiler böyle böyledir. Buna göre deyip soruyu soruyor. Eskiden ise direkt soruyordu. Bilmen gerekiyordu. O yüzden yeni sorular dil bilgisi açısından en azından yani filmsiler, cümle öğeleri, yazım kuralları açısından çok daha lokum. Ha infografik sorular vardır. Onlarla alakalı taktiklerimiz var. Onları da izlemelisin. Ama bu dil bilgisi açısından eski tarz bir soru. Yeni tarz sorularda bilgi de veriyorlar. Bak şimdi. Bu cümlede numaralandırılmış kelimelerden hangisi filmsidir diyor. Biliyoruz biz. Ne yapıyorduk? Öncelikle mi buluyorduk? Burada bakıyoruz. Bulunuyor. Aa bulunmuyor fiilimsi demeyeceksin. Bu ne? Bu yüklem. Yüklemden sonra geriye kalan kelimelerden mameki alana bakıyorduk. Duyumuzla duymayımızla olmadı. Çalışmanın çalışmamanın olduğu, sevgiden sevgimeden olmadı. O zaman burası 2 numaralı kelimemiz fiilimsi diyoruz ve cevap Bursa. Bak şuna dikkat et. Sevmekten sevgi bu da fiilden türemiş. Duymaktan duyu bu da fiilden türemiş ama mameki alamıyor. E bu da mameki alabiliyor ama bu yüklem bu ayrı. Bunu at. Bu lokomotif geç sen bizimle değilsin. Ben buradaki ezikler arasından mameki alana bakacağım demen lazım. Şimdi başlayalım isim fiili. İsim fiilin birinci kuralı bütün fiilimsilerde olan mame olumsuz ikini alabilmesi lazım. Geriye kalan kelimelerden ise mayışmak eklerinden herhangi birini alır. Mayıştım hocam gerçekten. Sen gerçekten çok güzel gidiyor. Gerçekten mayıştın şu anda. Kendinden geçtin. Önemli değil. Mayışmak eklerinden herhangi birini alması lazım. Onunla tanışmayı ben de isterim. İsterim yüklem. Geriye kalanlardan mame eki alalım. Tanışma mayı. Harikasın. Bu fiilimsi. Peki fiilimsilerden niye isim fiil? Çünkü ma isim fiil ekini almış. Nereden mayışmak almış. Nereden biliyorsunuz hocam?
Bak bu fiilin kökü tam değil, tanışmak. Fiil kökünden sonra ma isim fiilik gelmiş. Köyden ayrılışına çok üzüldük. Üzüldük yüklem. Nereden biliyorsunuz hocam? Üzüldük olmayınca cümle bitmiyor. Köyden ayrılışına çok. Ayrılmayışına. Bak köyden ayrılışına çok. Böyle bir şey olmaz. Ayrılışına ayrılmayışına diyoruz. Peki bunun neden isim fiil olduğunu söylüyoruz? Işık yalmış. Harika bir zekaya sahipsin. Mayışmak diyoruz ve bunu da anlıyoruz. Dikkat et Tonguç'um. Birincisi isim fiiller tamlamalarda tamlayan görevinde bulunabiliyor. Tamlayan var neydi? Bir birinci vardı, bir de ikinci vardı. İsim tamlamalarıydı. Kendine bir çalışma programı. Öküz arabası. Mesela. Kendine bir çalışma programı hazırladım dediğimizde hazırladım yüklemimiz. Bunu kapattık. Geriye kalanlardan çalışma çalışmama diyebiliyoruz. Ve burası bir tamlama oluşturduğunu eski sınavlarda sormuşlar. Eski liselere giriş sınavına benzer sınavlarda çalışmama sormuşlar. Çalışmama programı diyebilir miyiz hocam? Çalışmama diyeceksin. Sadece çalışmama programını söylemene gerek yok. Sadece çalışma çalışmama diyebiliyorsun. Fiilimsi özelliklerini kaybedip bazıları kalıcı isim haline de gelebiliyorlar. Mesela dolma çok güzel görünüyor. Dolmama çok güzel. Olmuyor işte. Çünkü artık bu dolma zeytinyağlı, lezzetli, içerisinde böyle kuş üzümleri olan mükemmel bir şey dönüş. Bu artık dolma, dondurma, sarma, işte başka ne olabilir? Çakmak, danışma. Bunlar artık kalıplaşmış Tonguç'um. Çakmak, çakmamak. Olmuyor işte. Ama mesela Tonguç'un kafasına bir tane çakmak istiyorum dersen tabii espri böyle bir şey yok. Dolmuşla eve gittim. Dolmamışla eve gittim olur mu? Olmuyor. O da sıfat fiillerin kalıplaşmış hali. Yani dolmuş, çağlayan, döner, yazar, dolma, sarma. Bunlar artık of, kalıplaşmış. Of çok acıktım be. Acıktık. Gerçekten ben de acıktım. Birazdan seninle beraber simit yemeye gidelim. Burada en önemli şey olan şey şu Tonguç'um. Eğer mame eki alamıyorsa kalıplaşmış isim oluyor. Simit, mesela. Simit hocam susamlı tavuk gibidir benim için. Çok severim. Harikasın. Mesela bak bunlara örnek verelim. Kazma. Yanlış anlama Tonguç'um. Efendim hocam? Hayır, kazma. Artık bu bitmiş, kalıplaşmış. Veyahut da dondurma. Artık bu bitmiş. Veyahut da gözleme. Bu artık bitmiş. Veyahut da danışma kurulu derken danışma. Bunlar artık kalıplaşmış isim. Bunlara films diyemezsin. Bunlar kalıplaşmış isim. Şimdi bir şey daha var Tonguç'um. Mame olumsuzluk 2 ile filmsleri, mamesini karıştırma. Akşam işte gezmeye çıkalım. Çıkalım yüklemimiz. Tamam. Gezmemeye. Gezmemeye diyebiliyoruz. Bunumuz, buna isim fiil diyoruz. Bunumuza diyoruz. Şimdi buralarda tek başına gezme. Aa, bak bu gezme diye olumsuzluk eki veren bir emir kipinin ifadesi var burada. Gezme diyor. Bu yüklem. Bu yüklem olduğu için bunu sakın sakın karıştırma. Bunu kapattıktan sonra da geriye herhangi bir mame eki alan kelime kalmıyor. Dolayısıyla bu cümlede fiilimsi yok Tonguç. Aa mema. Hayır. Hatta sana bunu daha zor da yapabilirler. Derler ki gezme buralarda tek başına der. Sen sakın sakın aa bu cümlenin yüklemi başına. Ben başınayı kapattım. Gerilerde gezme gezmeme demeyeceksin. Sen zekisin, akıllısın, başarılısın. Teşekkür ederim hocam. Yani neyse. Buralarda tek başına gezme diyorsun. Dolayısıyla cümleyi kurallarla getirdikten sonra geriye kalan kelimelerden mameki olmayınca diyorsun ki burada fiilimsi yok. Gelelim sıfat fiili. Sıfat fiili gelmeseydik hocam. Geldik. Sıfat fiillerin de en önemli özelliği mame ile olumsuz yapılabilmeleri. Zaten bütün fiilimsilerde fix beni bu. Mutlaka oluyor. Şimdi geriye kalanlardan anası mezar dikecekmiş diyoruz. Hocam ne saçma sapan bir şey hocam böyle. Yanlış anlıyorsun Tonguç'um. Annesi mezar dikecekmiş derken senin ekleri öğrenmen için uyguladığımız güzel bir şey. Burada mezarında konuyu öğrenmiştir. Mezarında ters dönsün. Hayır dönmesin. Bak şimdi dikkat edin. Şimdi görünen köy kılavuz istemez. İstemez yüklemimiz. Tamam. Kapattık. Görünen görünmeyen. Harikasın. Bu da işte görünmeyen de sıfat fiilimiz. Peki niye sıfat fiil dediniz hocam? Enan eki almış. Harikasın. Mayışmak eklerinden değil de anası mezar dikecek bir şeklerinden herhangi bir tanesini almış. O zaman altına sıfat fiili yazarım ve arkama bakmadan kaçarım. Akıl almaz bir olay bu. Bak bu akıl almaz bir olaydır demek istiyor. Sen diyelim ki burada yüklemi buldun. Geriye kalanlardan nasıl olay? Akıl almaz bir olay. Mezmaz ekinin sıfat fiil eki olduğunu bilmelisin. Şimdi sıfat fiillerle alakalı bir örneğimizi bazı kurallarımız var. Sıfat fiillerde sıfat anlaması oluşturabiliyor. Mesela düzenli test çözen öğrenci sınavlarda başarılı olur. Düzenli test çözen öğrenci hemen başarılı olur yüklemimizi bulduk. Düzenli, düzensiz. Aa düzenli, düzensiz fiilimsi olur mu? Evet hocam düzenmeyen. Bak şimdi öyle değil. Düzenliyi, düzensiz diye olumsuz yaparsan buna fiilimsiz diyemezsin. Ben sana olumsuz yap demedim. Mame ile olumsuz yap dedim. Düzenli, düzenmeli diyemediğin için bu kelime fiilimsi. Test, çözen, çözmeyen işte bu bir sıfat fiilimiz. Ve aynı zamanda burada da bir sıfat tanımlaması var. Nasıl öğrenci? Çözen öğrenci. Aa bu sıfat bu da onun tamladığı şey. Hatırlarsan çalışkan öğrenci sıfat tanımlamasıydı. İyi öğrenci, akıllı öğrenci, temiz öğrenci, dürüst öğrenci sıfat tanımlaması. Test çözen öğrenci sıfat tanımlaması. Konulara çalışan öğrenci sıfat tanımlaması. Niye? Çünkü sıfat fiili oluşturulmuş. Bir de şuna dikkat et Tonguç'um. Mezar dikecekmiş eklerini kipekleriyle karıştırma. Babam çayı şekersiz içer. Burada içer sözcüğündeki er eki nedir? Geniş zaman ekidir. Buna sen sakın sıfat fiil eki deme. Veyahut da başka bir örnek vereyim mesela sana. Şöyle göstereyim.
çıkmış sınav sorularını çöz dediğimizde burada çöz yüklemimiz, hemen iki noktamız koyalım, çöz yüklemimiz. Nasıl sorular? Çıkmış sınav soruları, çıkmış çıkmamışa sen sıfat fiil diyeceksin. Ama bu soru sınavda çıkmış dediğinde çıkmış çıkmamış sıfat fiil diyemezsin. Bu mişli geçmiş zaman, yani duyulan geçmiş zaman eki almış bir fiildir. Bunun altına çekimli fiil diyeceksin ki çekimli fiil diye de sorabiliyorlar 7. sınıfta öğrendiğin için. Bunun altına sıfat fiil diyeceksin. Niye hocam? Çünkü bu burada sıfat görevinde, bu burada ise fiil görevinde. Burası da önemli konuşma. Sıfat fiillerde fiilin sözlerini kaybedip kalıcı isim olabiliyorlar. Bakan, hani var ya başbakan bakan dediğimiz. Dolmuş, yakacak, yiyecek, dolmuş, içecek, dolmamış, çağlayan, döner. Olsa bile ay bak, eskiden oluyormuş ama artık kalıplaşmış bunlar. Fiillerden türeyerek sıfat görevinde kullanılan her sözcük sıfat fiil değildir. Kesici alet dediğimizde kesici, kesmekten kesmemek. Kesmeyici. Kesmeyici olmuyor. Bu artık mamiye kilo almadığı için biz buna sıfat diyeceğiz Songuç'um. Kesişen yollar, kesişmeyen yollar diyebildiğimiz için sıfat fiil diyeceğiz. Burası önemli. Sıfat fiiller nitelikler isim düşünde onun yerine geçebiliyorlar ve adlaşmış sıfat fiil olabiliyorlar. Adlaşmış olsalar bile hala biz bunları fiil sayıyoruz. Bak şimdi ne anlattığımı göstereyim şimdi. Geziye katılacak öğrenciler sıraya geçsin. Geçsin yazdık buraya. Yüklemimizi kapattık. Katılacak, katılmayacak öğrenciler diyorsun ve burada bir sıfat fiil oluşturuyorsun. Anası mezar dikecek bir şekilde almış. Burada sıfat anlamımız da var. Şu yuvarlak için aldığım sıfat anlamımız. Geziye katılacaklar sıraya geçsin dediğimizde geçsin yüklemimiz. Geziye katılacaklar, katılmayacaklar sıfat fiilimiz ama burada bir sıfat tamlaması yok. Sıfat tamlaması olması için bir kız bir erkek lazım. Yani bir tamlayan bir tamlanan olması lazım. Birbirini tamlamaları lazım. Ama burada böyle bir şey yok ki. Bu tek başına kalmış garibim. O zaman bu sadece sıfat fiil değil, adlaşmış sıfat fiil diyoruz. Bunu da belki zor bir soru olarak sana sorabilirler. Zarf fiile baktığımızda yine birinci kuralımız mame ile olumsuz yapılabilmesi. Ve geriye kalan yani mayışmak ve anası mezar dikecekmiş eklerinden sonra geriye kalan kelimelerde tabii ki de zarf fiilin ekleri olmuş oluyor. Ve zarf fiilin en önemli özelliği de ne zaman ve nasıl soruların cevap veriyor. Yani sen yükleme sorduğun ne zaman ve nasıl soruların cevabı esasında zarf fiili bulduruyor sana Tonguç'um. Dereyi görmeden paçaları sıvama. Sıvama yüklemimiz. Ne zaman sıvamayım? Dereyi görmeden. İşte bu bir zarf fiil. Aranızdaki sorunu konuşarak halletmelisiniz. Halletmelisiniz yüklem. Nasıl halletmeliyiz? Konuşarak zarf fiil. Bu nasıl sorusuna cevap verdi? Bu da ne zaman sorusuna cevap verdi? Ama kesin olan bir şey varsa bu da zarf fiil, bu da zarf fiil. Görmeden, görerek. Konuşarak, konuşmadan diyebiliyorum. Başka fiilimsi var mı? Yok. Dikkat. Cümleye zarf fiiller, zaman ve durum anlamı katıyor Tonguç'um. İçeri girer girmez hızlıca konuşmaya başladı. Başladığı yüklemimiz... Ne zaman? İçeri girer girmez. Girer girmez zarf fiilimiz ve zaman anlamı katmış. Bak şuna dikkat et. Buna biz durum anlamı kattı diyoruz. Durum anlamı niye? Çünkü nasıl sorusuna cevap veriyor. Buna ise zaman anlamı kat diyoruz. Niye? Çünkü zaman sorusuna. Ne zaman sorusuna cevap? Harikasın. Şimdi burada zaman anlamı katmış. Niye? Ne zaman sorusuna cevap? İçeri girer girmez. Harikasın. Bak burada bir tane daha isim fiil var. Bir tane daha fiilimsi var. Bu da aradan kaynamaya çalışıyor. Konuşmaya, konuşmamaya. Harikasın. Bu da isim fiil. İsme gelen ken ekiliyle karıştırmaman lazım. Müzik dinlerken çok mutlu olurum. Mutlu olurum yüklem. Yüklem. Müzik dinlerken dinlemezken diyebiliyoruz. Bu da zarf fiilimiz. Ve ne zaman mutlu olurum sorusuna cevap verdiği için buna biz ne diyoruz? Artık bu bir zaman anlamı katan zarf fiil. Anası mezarda geçmiş şey en diyemezsin çünkü bu ken eki almış. Irken eki almış. Hastayken ne yemesi? Ken yalı asiye. Evet, Kenyalı Asiye maden dağında ip arakladıkça diye de bunun iklerini ezberlemiş. Kenyalı Asiye maden dağında ince ip araklamaz diye de aklında tutabilirsin. Ama buna hiç gerek yok. Sadece yükleme soruları ne zaman nasıl soruları yeterli. Veyahut da mayışmaklar isim fiil, anası mezar dikecekmişler sıfat fiil, geriye kalanlar da zarf fiil diyebilirsin. Burada şuna dikkat et Tonguç evladım benim. Burada hastayken ne yemesi gerektiğini doktora sordu. Sordu yüklemimiz, eyvallah. Geriye kalan kelimelerden maden kelimeler. Yememesi. Yememesi yememesi. Harika bir zekaya sahipsin. Bu isim fiil ama zarf fiil değil. Gerektiğini gerekmediğini. Bu dike ki almış bu sıfat fiil. Hastayken ırken eki almış. Buna da zarf fiil diyemezsin. Çünkü hastayken hastamayken. Olmuyor. Bu bir normal zarf. Bu zarf fiil değil Tomucuğum. Bazı zarf sözcük... attım hocam seni. Aynen çok güzel tebrik ediyorum seni. Bazı sözcükler zarf fiil gibi görünebilir. Cümle içinde zarf olup olmadığına da bakabiliriz. Mesela ailenle görüşmeden bir karar vermemelisin. Vermemelisin. Yüklemimiz. Geriye kalan kelimelerden görüşmeden görüşerek diyebiliyorsun. Ve diyorsun ki nasıl karar vermelisin? Ailenle görüşmeden. Bu nasıl sorusuna cevap veren bir zarf fiil. Harikasın. O zaman bunun üstüne hemen ZF yazdık. Dünkü görüşmeden güzel haberlerle ayrıldım. Şimdi ayrıldım yüklemimiz. Tamam. Görüşme görüşmeme diyebiliyorsun. Ve bu bir isim fiil. Çünkü bak bu medan medan eki almış. Bu ise görüşme den eki almış. Buradaki M isim fiili gösteriyor. Bu ise birazcık zor örnek oldu ama zorlara da sen hazır olmalısın Tonguç evladım benim.
Unutma, fiilimsiler türemi sözcüklerdir. Niye? Çünkü fiillerden türeyerek isim, sıfat, zarf olmuşlardır. Sevindim yüklemimiz. Harika bir yüklem. Yolda öğretmenimle karşılaşınca, karşılaşmayınca bu artık bir nedir? Fiilimsidir. Ve artık fiilimsi olmasında diğer bir sebep zarftan fiilden zarfa dönüşmüş. Karşılaşmak fiili, karşılaşınca diye bu yapım ekini almış, fiilimsi ekini almış. Ve fiilimsiler ek fiil alarak da yüklem olabiliyorlar Tonguç'um. Şöyle, bu da sınavlarda sorulmamış ama biz gene zor örnek olsun diye sana gösteriyoruz. En büyük değerlerimizden biri yardımlaşmaktır dediğimizde yardımlaşmak isim fiili ek fiil alarak, bak 7. sınıfta öğrenmişsen hatırlarsan, yüklem olmuş olabiliyor. Ve bir şey daha var ki bu en önemli kısım, bak burası %100 bilmen gereken kısım. Fiilimsiler yan cümle oluşturuyor ki bunu ikinci dönem göreceğin cümle türleri konusunda öğreneceğiz. Ve bu yan cümleler cümle öğeleri konusunda bölünmüyor bak. Burası cümle türleri konusu, bir soru buradan gelecek. Bu cümleler bölünemez, bu da cümle öğeleri sorusu, bir soru da buradan gelecek. Şu anda bu gördüğün sayfada toplam 2 soru yatıyor Tonguç'um. Hatta fiilimsileri bulmayı da düşünürsen bu sayfada toplam 3 soru seni bekliyor. Bak şimdi dikkat edin. Tonguç yarın kardeşini sinemaya götürecek. Götürecek misin gerçekten? Evet hocam, götüreceğim. Aferin, tebrik ediyorum. Şimdi götürecek yüklemini buldun. Niye? Bu kelime olmazsa cümle oluşmuyordu. Tonguç yarın kardeşini sinemaya. Böyle bir cümle oluşmuyor. Tamam. Geriye kalan kelimelerden de mameyki alana bakıyordun. Tonguç almıyor. Yarın yarmayın olmuyor. Kardeşini sinemaya olmuyor. Bunlar fiilimsi olmadığını biliyoruz. Aşağı bakalım. Tonguç'un yarın kardeşini sinemaya götüreceğini duydum. Duydum yüklemimiz. Tamam. Geriye kalan kelimelerden mameyki alan var mı? Tonguç'un yarın kardeşini sinemaya götüreceğini, götürmeyeceğini diyebiliyoruz. İşte bu ecek eki almış sıfat fiil. Şimdi bunu niye anlatıyorsunuz hocam? Çünkü burada artık fiilimsi olmadığı için bu fiilimsi olmayan bir cümle olacak. Tek yüklemli cümle olacak. Bu ise içinde fiilimsi olduğu için fiilimsi bulunan cümle olacak. Yani basit bir bileşik cümle gibi. Bu cümle türleri açısından bunu sana sorarlar bir. Bu cümlede fiilimsi var mı diye sorarlar. Yok diyeceksin. Bu cümlede fiilimsi var mı diye sorarlar. Var diyeceksin. Ve cümle öğeleri konusunda sana şöyle yapacaklar. Götürecek, kim götürecek? Tonguç götürecek. Ne zaman? Yarın götürecek. Kimi? Kardeşini götürecek. Nereye? Sinemaya götürecek diyecekler. Bunların her biri Tonguç özne, yarın zarf tanımlayıcısı, kardeşini belirtir nesne, sinemaya yer tanımlayıcısı olacak. Ama Tonguç'un duydum olmuyor. Yarın duydum olmuyor. Kardeşini duydum olmuyor. Sinemaya duydum olmuyor. Çünkü burası bir bütün olarak götüreceğini kelimesinin yan cümlesi oluyor ve bunu cümle öğelerinde bir bütün olarak ayıracaksın. Burada bir tane çizgi var. Nesne ve yüklem oluyor. Bunlar ise dörde ayrılıyor. Dolayısıyla fiilimsi çok iyi bilmen lazım. O zaman Mustafa Kemal Atatürk'ün süper bir cümlesiyle bitirelim. Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır diyoruz ve buradaki fiilimsileri bul diyoruz. Nasıl bulacağız? Aa, yüklemi kapat, geriye kalanlardan mameki alınıyor değil mi? Hayır. Vatanını vatamamanını. Olmuyor. Seven, sevmeyen, bu birinci sıfat fiilimiz. Burada ek fiil alarak yapan diye de bir sıfat fiil yüklem olduğunda mutlaka bir sonuç. Şimdi sınavlarına başarılar diliyorum Tonguç'um. Bu geçen videomuzun ödülü sorusuydu. Hangi tarz Türkçe sorularına hata yapıyorsun diyordu. Sen hangi tarz sorularına hata yapıyorsun Tonguç'um? Hocam genellikle paragraf sorularına hata yapıyorum. O zaman paragraf sorularına alakalı mutlaka paragraf onlardan bol bol soru çözmelisin. Şimdi ödülü sorumuzu yap, yorumlara yolla Tonguç'a.